Sağ olsunlar, yolladılar, çok sevdim. Markasını da hadi söylemedim ama anla. Bittikten sonra boşalınca yeniden çeşmeden meşme. Ay bu şey gibi oluyor, Duygu Özaslan'ın matara. Kıza boşu boşuna linç etmişsiniz ya, mantıklı yani. Evet, plastik tüketimine karşı bir ürün yani. Zülgeroğlu bu yaz sahillerde yine kimseyle görüntülenemedi. Evet arkadaşlar, yine kimseyle görüntülenemedim. Çünkü iki aya yakındır yalnız tatil yapıyorum. Beni Instagram'dan takip edenler belki farkındadırlar. Ben 19 Nisan gibi 2 günlük bir yoga kampı için çanta hazırlayıp 2 günlüğüne bir gidip geleceğim diyerek evden çıktım. Bugün Haziran 28 falan zannediyorum ve 2 aya yakın olmuş, hala eve dönemedim. Hani şu Müge Anlı'ya çıkan şeyler var ya, bakkala diye evden çıktı bir daha geri gelmedi. Benimkisi de birazcık öyle oldu. Ben de açıkçası yalnız tatili bu kadar çok seveceğimi, bu kadar bağımlısı olacağımı, İstanbul'a dönmeyi unutacak kadar kendimi bu tatile kaptıracağımı bilmiyordum ama harika bir şeymiş. Ve bana bu süreçte inanılmaz fazla soru gelmeye başladı. Sıkılmıyor musun? Hiç eğlenmediğim kadarıyla diyorum. Yani aslında adı eğlenmek mi bunu bilmiyorum ama çok iyi vakit geçiriyorum kendimle. Yani öyle bir hale geldi ki artık böyle insanlarla görüşmekle ilgili böyle hani deniz yapabilirsin tamam sadece birkaç saat falan diye kendimi zorlarken buldum. Çünkü kendimle çok iyi vakit geçiriyorum. Yani bunu narsistik bir tavır olarak görmeyin. Sadece aslında olay şu. İnsan kendisine ne istediğini anlamaya başladıktan sonra diğer insanlarla geçirdiğin her vaktin aslında bir uzlaşı olduğunu fark ediyorsun. Yani tek başımayken zaten sürekli kendi istediğim şeyleri yiyip, kendi istediğim yerlere gidip, kendi istediğim şeyleri okuyup, canımın istediği vakitte yatıyorum. Yanımda başka bir insan varsa sürekli onunla tatlış bir pazarlıkla, tamam şu, bu gece erken yattık, yarın gece de biraz geç yatalım, şimdi alkol aldık, bugün de almayalım işte, tamam hadi denize girelim falan gibi sürekli bir uzlaşı içerisinde geçiyor. O yüzden yani bekarlık sultanlık tırın ne olduğunu galiba ben yeni yeni çözmeye başladım. Ve bana çok fazla soru gelmeye başladı. Yalnız tatile nasıl çıkılıyor? Ben de çıkacağım işte, tavsiyen var mı diye. O yüzden ben de dedim ki ikinci bir çanta videosuyla, tam olarak bir çanta videosu mu bilmiyorum. Daha ziyade bir yalnızlığı övüş videosu bu ama size birazcık yalnız tatilde neler yaptığımı anlatayım dedim. O yüzden çantamın içinden böyle şey gibi oluyor ya sürekli. Eskiden böyle bohçacılar vardı ya, böyle getirip seriyorlardı. Böyle kadınlar için çeyizlik seçiyordu. Çeyizimde bakalım yalnız. Çok ironik oldu yalnız çeyiz. Evlenmek iki kişi olmak için benimkisi tamamen bir yalnızlık çeyizi. Yalnızlık çeyizimde neler var o zaman? Başlıyorum. İlk olarak havlu, peştemal havlu ne derseniz deyin. Bu çok önemli. Otostopçun Galaksi rehberini okuyanlar bilir. Galaksi'de otostop yapmak istiyorsanız, gezmek istiyorsanız tek başına ihtiyacınız olan tek şey, kitapta da söyler, bir havludur. Çünkü bu havluyu ister gittiğiniz yerde serersiniz, İşte üstüne yatarsınız. İster üşürsünüz, üstünüze alırsınız. Bir yer ıslanır, kurularsınız. Bununla işte sıcak bir şey olur, tutmanız gerekir. Dünyadan kadar gelebilecek her şeyi tek başına bir insan havluyla çözebiliyor Otostopçun Galaksi rehberine göre. O yüzden havlunuz varsa bir kere çok iyisiniz. Tek bir şey alarak yanınıza yola çıkmanız gerekiyorsa, umarım başınıza böyle bir şey gelmez, havlu çok iyi. Havlu sizin sarılacak dostunuz. O yüzden havluyu kesinlikle yanımıza alıyoruz. Evet, ikinci olarak İnsanlarla konuşmayacağım için kitap tavsiyesi, hadi yine iyisiniz. kitap sizin tek iletişiminiz olacak. Yani çünkü ben açıkçası ne bileyim televizyon kalmadı, buralarda internet bağlantısı yok, dizimizi izlemiyorum. Ben bütün böyle kelime duyma ihtiyacımı kitaptan gideriyorum. O yüzden yanımda şu an okuduğum kitap Sırça Köşkü Sabahattin Ali'nin. Ben Sabahattin Ali'yi inanılmaz seviyorum. Tam böyle şey, arkadaşım olsun isterdim diyemeyeceğim işte, konuşmayalım. Birbirimize yazıp notları iletelimlik bir ilişkimiz olsun. Sabahattin Ali'nin yazılı notlarını okumayı çok severdim ki zaten yazılı notları dediğimde kitap yazmış adam işte, okuyorum. O yüzden seçeceğiniz kitaplar çok önemli. Yanınıza aldığınız kitap kötü olursa sıkılırsınız. Sıkılırsanız tatil kötü gelmeye başlar. Kötü gelirse valizinizi toplayıp tekrar eve dönmek istersiniz ki bunu yapmak istemiyoruz. Yalnız başımıza tatildeyiz. O yüzden ben yanıma Sabahattin Ali'yi aldım. Yanınıza kimi alacağınızı çok iyi seçin. Üçüncü olarak normalde ben
sürekli kendi kendime sözler veriyorum. Artık çok bakımlı bir insan olacağım. İşte o aynen Instagram'da gördüğüm kızlar gibi sürekli böyle işte bin bir tane 12 aşamalı cilt bakım rutinleri uygulayacağım. Kendime, saçıma işte 7 tane maske süreceğim falan diye. Bunların hepsi yalan oluyor. Çünkü normalde yani yüzümü falan bile zor yıkayan bir insanım. Yani abartmıyorum ama işte yani yüzümü yıkadım, nemlendireceğim, sürdüm, yattım. Bu level'dayım yani. Eskiden bu arada daha kötüydüm. Instagram'dan takip edenler yine bilir. Yüzümü el sabunuyla yıkıyordum. Neyse ki bazı arkadaşlarımın ittirmesiyle artık normal kozmetikleri geçtim. Neyse, tatile geldiğimde ama bu sözlerimi uygulamaya başladım. Neden? Çünkü ya, odada zaten yapacak bir şey yok. Ve banyoda dibimde, banyonun üstüne de o etajere diziyorum tık 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 bütün şeylerimi. Yapacak bir şey de olmadığı için duştan çıkıyorum. Hemen bu göz bantlarından sürüyorum, işte koyuyorum burama. Türkçe konuşmayı unuttum. Yerleştiriyorum. Ondan sonra işte kitabımı açıyorum. Ondan sonra kendi kendime kahve yapıyorum işte, ya da marketten kola falan alıyorum. Çünkü tatilde her türlü abucu bırak ederiz, buraya da geleceğim. Ve kendi kendime bol bol yani bakım yapıyorum. Tatilde o yüzden kendinizin içinize döndüğünüz, böyle kendinizi bol bol dinlediğiniz bu dönemde sadece zihninizi güzel aktivitelerle değil, vücudunuzu da böyle tatlış bakımlarla şımartmalısınız diye düşünüyorum. Bunu yaparken niye saçlarımı okşuyorum tuhaf bir erotik film gibi bilmiyorum. Kendinize bakım yapacağınız şeylerinizi de yani yanınıza alın diyorum. Bir sonraki itemimiz kulaklıklar. Kendileri bu arada şu an kulağımda ama sembolik olarak bunu göstereyim. Kulaklık çok önemli. Çünkü yalnız tatilimizin amacı şu: kendi içimize dönmek. Hani kafa dinlemek diye bir laf var ya, kafa dinlemek aslında şu demek bence: sadece oh bütün sesler kesildi, kafamı dinledim değil. Kendi kafanızın içindeki dertleri, tasaları da dinlemeniz lazım. Mesela o yüzden ben denize açıldığım zaman kendi kafamı çok dinlerken buluyorum kendimi. Denizciğim, ne derdin var? Hani ister istemez bunu düşünüyorum işte. Kendi korkularımı, işte endişelerimi, tamam diyorum, sakin sakin deniz içinde, tamam onu şöyle çözeriz, bunu böyle çözeriz falan. Böyle çok gerçekten şey oluyor, hani korkmadan kendimle yüzleşip kendi kendimi teselli ettiğim, kendime böyle çözümler ürettiğim bir dönem yaşıyorum. Bu arada şunu örnek vermek istiyorum burada. Çocuklar küçükken böyle, eğer anneleri dinlerse rahatlarlar ama bazen böyle görürsünüz plaj kenarında böyle anne anne bak atlıyorum anne anne diye bağıran çocuklar olur ve anneleri asla dinlemez. Anne dinlemedikçe böyle çocuk daha da böyle anne anne diye bağırmaya başlar ya. Bence zihniniz de öyle. Dinliyor olmanız lazım kendinizi ve bunu şehrin içindeyken yapmaktan çok kaçıyoruz. O yüzden tatildeyken sakince oturun, kendinizi dinleyin. Evet canım benim, söyle bakalım endişelerin neler? Yaşlanmaktan korkuyorum. Tamam, neden korkuyorsun? Sana çözüm bulalım o zaman. Yaşlandığın zaman daha çok üretiyor olabilirsin. Ah, kendi iç dünyamı aşırı açmaya başladım. Neyse, size dönelim. Siz de bu şekilde kendinizi bence dinlemelisiniz. Ve o yüzden de plajda insanlar çok konuştuğu için ve hatta bazen sizle konuşmaya kalktıkları için, her ne kadar böyle 2 saniyelik attığınız sahte gülümsemelerle ben sizle konuşmak istemiyorum, kendi kitabımda çok iyiyim, İletişim istemiyorum mesaj vermeye çalışsanız da anlamayabiliyorlar. O yüzden kulaklıklarınızı takıp iletişimi kesiyorsunuz. Ama tabii ki sadece bunu anlamıyorlar. O yüzden güneş gözlüğü çok önemli. Güneş olsun olmasın, neyse ki doğal ortamda güneş olduğu için bunu da zemin hazırlıyor, güneş gözlüklerini de takıyorsunuz. Görmek istemiyorum, duymak istemiyorum, konuşmak istemiyorum, iletişim istemiyorum. Çünkü ben yalnız tatildeyim. Kendimi dinlemek istiyorum. Sizi şehirde yeterince dinledim. Maillerinizi yeterince attınız. Telefonla yeterince ulaştınız. 7/24 her yerden bana ulaştınız. Şu an istemiyorum. Ay, çok ukalanlık teki gibi sound ediyorum ama bakın işte bu böyle değil. Bu bence birazcık Türk kültüründe, Orta Doğu kültüründe fazla olan bir şey. Herkes sürekli her iletişime cevap vermelidir. Yoksa kaba birisidir. Hayır, değiliz. Ben kibar birisi olduğumu düşünüyorum. Yani umarım öyleyimdir. Bir insanlarla gerçekten konuşma isteğimin olması için biraz yalnız kalıp dinlenmem lazım. Adasa bırakılan topraklar gibi biraz iletişime acıkmam, susamam lazım ki sonra ilk insan gördüğümde neşeyle, coşkuyla konuşayım. 7/24 kullanırsam sürekli çalıştıran motor gibi diye kafamdan duman gelir ve patlarım yani. 7/24 iletişim iyi bir şey değil. İletişime bazen ara vermeliyiz. Kendimizi dinlemeliyiz. Hem kendimizin ihtiyaçlarını anlamak için hem de birazcık dinlenmek. Enerjimizi tekrar biriktirmek için. Evet. Yine hayali düşmanlarıma gözlüğü verdikten sonra bunu anlatmadan geçiyorum. Bol bol maske. Bu deminki bu şeylerle, göz bantlarıyla aynı grupta. Evet. Terapimin sonunda terapistimin bana hediye ettiği bu defter tabii ki yanımda. Çünkü tatilde kendimizi dinlediğimiz için
normalde hiç aklımıza gelmeyen düşünceler aklımıza gelmeye başlıyor. Çünkü burada lokasyon olarak da insanlardan uzaktayız. Aramızda denizler, ovalar, dağlar, yaylalar var. Hem de insanlardan gerçekten çok kopuz. Onlar yanımızda yoklar ve bizi sürekli kendi istekleriyle ve beklentileriyle yormuyorlar. O yüzden zihnimiz kendi kendine çiçek açıyor. Canım, aslında sen böyle bir evde otursan çok mutlu olursun. Aslında böyle bir şey üretsen çok mutlu olursun. Aslında şöyle ilişkiler kursan çok mutlu olursun gibi aklına düşünceler geliyor. Tatlış tatlış, sakin sakin. Ve onları eğer kendi haline bırakırsak unutabiliriz. Tabii illa gidip her yerinize dövme de yaptırmayın eğer bu kadar önemli değilse. O yüzden daha geçici. Tamamladığımızda bitecek olan düşünceler için bir tane küçük defter alıyoruz. Neden küçük defter? Çünkü büyük defterler büyük beklentiler demektir. Çok büyük bir defter alırsanız üzerinize baskı yaratır. Küçük. Not al geç. Not al geç. İki cümleyle bir sayfası doluyor. Tatil için çok uygun. Hiç baskı da yaratmıyor. Bu başucumuzda, komodinimizde dursun. Uykudan falan uyanırsak. Tatilde çok kaliteli bir uyku uyumadım da böylelikle ortaya çıktı. Benim geliyor aklıma vallahi arada fikirler. Ben kalkıp not alan cinsten bir insanım. Siz gündüz yazarsınız. Ben gecede yazıyorum. Diyorum. Ve yazmak demişken laptopumuz. Benim bu laptopum bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Ne kadar tüketim karşıtı bir insan olduğum ortaya çıksın. Ay bakın buraları falan düşmüş. Çünkü bu 10 küsür yaşında. Yani 15'e doğru zannedersem yaklaşıyor. Hala Google Chrome ve Microsoft Word çalıştırdığı için ben de henüz kod yazan falan bir insan olmadığım için işimi görüyor. Hala kendisiyle birlikteyiz. Laptop bence çok 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 lazım. Çünkü bence yazmanız lazım. Deniz Zükür oldu. Herkes yazmaya zorlayamazsın. Hayır zorlarım. Ve zorlayacağım. Yazmanız lazım. Yazmak sadece yazarlar için değildir. Her insan için lazımdır. Ve yazdıkça gerçekten içinizde çok başka kapıların açıldığını göreceksiniz. O yüzden her zaman eski usul deftere yazmak da yetmiyor. Çünkü defterde şurayı hop alayım, şuraya taşıyımcılık olmuyor. Günlük tutarken içinizi dökmek için sadece okey. El yazısı çok başka bir şey ama böyle kendi içinizde deneysel yazılar yazmak, birazcık daha böyle başka insanları ileri okutmak isteyeceğiniz cinsten yazılar için laptop şart. Bu arada bu laptopumu sattığımda 500 lira bile etmiyormuş, bunu öğrendim. O yüzden de çok mutlu oluyorum. Çünkü odanın kapısını açık falan unutabilen bir insanım arada. Hiç çalınma derdi de yok. Kardeşim canın sağ olsun, al götür yani. 500 lira için şu hırsızlığı yaptığına değer mi? Diyorum. Bu arada izleyenlere de söylemiş olayım. Çaldığınıza değmez. Eğer benimle aynı otelde karşılaşırsanız hiç boşuna girmeyin bu işlere. Evet. Vanilya aroma verici. Arkadaşlar bu çok yağı da her tarafa akmış. Doktor Ötker'in. Yani marka işbirliği olmadığını anlayabilirsiniz. Bu pis görüntüsünü yayınlamama izin vermezdi marka muhtemelen. Ben bunu yanımda taşıyorum. Eğer ben kendi otostopçunun Galaksi Rehberi kitabını yazsaydım ben havlu değil herkesin yanına bunu alması lazım derdim. Çünkü tatildeyken mesela şu an kaldığım yer gibi bungalovlu bir yer. Buraya filtre kahve bile yoktu. Ben sipariş ettirdim. Baskı ile filtre kahvesiz kalamam dedim. Neyse ki alanında çok anlayışlı bir yönetimi var. Her şeye uyum sağlıyorlar. Mesela abajurları yoktu. Abajur konusunda anlaştık alacaklar gibi. Çok güzel bir yer ama velhasıl burada mesela vanilyalı kahve diye bir şey tabii ki yok. O yüzden birçok yerde yok gittiğimde. Hani ben sürekli ne bileyim 5 yıldızlı her şey dahil otellerde kalan bir insan değilim. Sürekli değil. Hiçbir zaman kalmıyorum. O yüzden de gittiğim yerleri kendi çabamla lüksleştirmeye çalışıyorum. Ve vanilyalı kahve olması için kendi vanilyamı yanımda taşıyorum. Hiç onlarla bu mükünah kaşalara girmiyorum. Bardağım masaya gelince hop bir damla damlatıyorum. Teşekkürler diyorum. Ve böylelikle vanilyalı kahvemi kendi imkanlarımla yapmış oluyorum. Hem de zaten Starbucks'ta bile buna 3 TL fark veriyorsunuz bardak başına. Ne gerek var? Atın çantanıza taşıyın. Alkoliklerin sürekli yanında kanyak taşıması gibi. Evet. Bir sonraki itemımız. Çok sorulan bir soru. Deniz sırtını kendi kendine nasıl kremliyorsun? bu markanın da reklamını yapmış olayım. Hawaiian Tropic çünkü cruelty free. Çok hoşuma gidiyor. Yine anlaşmam yok. Yine anlaşmam olsa herhalde daha farklı bir şekilde farklı bir kelimelerle söylemem isterlerdi. Bu sprey formunda olduğu için arkadaşlar şöyle arkama sıkıyorum. Sonra da biraz şöyle sürtününce güzel bir yüzeye kendi kendine yemiş oluyor. Zaten çok da öyle manyak manyak her tarafımızı molekül molekül yaymamıza gerek yok. Kabaca bir şey yapmak yetiyor yani. O yüzden fıs fıs formunda bir güneş kremi ya da spreyi işte almanız sprey formunda sprey
almanız çok önemli. O şeylerden böyle losyon gibi olanlardan almayın. Sonra sırtınıza dökersiniz. Öyle arkanıza bir şey dökülmüş gibi akı akı gezersiniz. Hoş olmaz. Sprey alın diyorum. Ve bir sonraki item'a geçiyorum. Su kabı. Yalnız tatillerde arkadaşlar, sürekli arkadaşlar diyorum, kimse bu arkadaşlarım neyse arkadaşızdır inşallah. Bol bol yürüyüşlere çıkıyorum. Bu yürüyüşler çok önemli çünkü ben bu yürüyüşleri zaten, beni yine Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Genelde yürürken dümdüz böyle story atıp o anda dinlediğim şarkıyı da böyle lirikleriyle, şarkı sözleriyle, TDK'cı manyaklar için koyuyorum. Ve uzun sürebilmesi için yürüyüşlerimin de sürekli plastik tüketmeyeyim diye kendi su şişemle şey yapıyorum. Yine markayla bir anlaşmam yok ama sağ olsunlar yolladılar, çok sevdim. Markasını da hadi söylemedim ama bu yüz hareketlerini neyse, bunu çok sevdim bence, o yüzden. Çünkü bu şey böyle poşet gibi bir şey, döküyorsunuz içine suyu koyuyorsunuz, bittikten sonra boşalınca yeniden çeşmeden başıma, ay bu şey gibi oluyor ya, Duygu Özaslan'ın matematik. Ay dur, Duygu Özaslan dediğim yeri kes Berk. Neyse, bu bir influencer'ın matara tarifi gibi oldu da, yani demek istediğim şey, evet gerçekten kıza boşu boşuna linç etmişsiniz ya, mantıklı yani. Evet, plastik tüketimine karşı bir ürün yani. Matarayın tanımını keşfettim ya. Benim bir arkadaşım böyle kendi kendine konuşurken dövizi keşfetmişti. Neyse. Ve son olarak da, son değil, sondan ikinci, iyi aklıma geldi. Pavyonlarda çıkararak tatillerimi finanse ediyormuşum değil mi? Deniz Zügeroğlu, her perşembe. Asos Güllübay. Ya şimdi linç yiyeceğim. Kesinlikle sahne sanatçılara dalga geçmiyorum. Sadece benim sesim de çok kötü yani. Pavyon şarkıcısı olsam komik olurmuş. Bu arada yaparım, onu da yaparım. Gayet de güzel doldururum da vallahi. Her tarafı da doldururum, beni gaza getirmeyin. Neyse, ama bu onun için değil. Bu ondan çok daha kalitesiz bir mikrofon. Ve bu benim podcast mikrofonum. Bence şöyle bir şey fark ettim ben mesela. Terapide de mesela evin içinde, artık terapi sürecim benim bitti biliyorsunuz da, mesela online terapide başka birileri varken beni duymadıkları bilsem bile onlar o evin içindeyken rahatça konuşamıyordum. Podcast'te de gerçekten İstanbul'da olduğuma göre burada olmanın kafası çok 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 farklı. Yani herkesin benden kilometrelerce uzakta olduğunu bilmek bana acayip bir özgürlük hissi veriyor. O yüzden dedim ki Deniz'ciğim, podcast mikrofonunu yanında götüreceksin. Çok başka kafalara gireceksin sen tatilde. Yine sadece podcast üretenlere özel bir tavsiye oldu. Ne yapayım? Sonuçta bu benim yalnız tatil eşyalarım. O yüzden ben podcast mikrofonu da yanıma alıyorum. Ve şimdi son ürünüme geliyorum. Ve son ürünüm... Ters tutuyorum değil mi? Ha. Ay, bunun markası şimdi görünüyor. Okay. Neyse, Mango'dan almışım. Zaten hepiniz alıyorsunuz. İşbirliğine mi gerek var? Mango'dan almışım. Bu ayakkabılar acayip hoşuma gidiyor. Çünkü hem böyle çok yüksek topuklarıyla yürümesi rahat, hem de tatlış. O yüzden de bu yalnız uzun geçirdiğim tatillerde arada kendi kendime date'e çıkıyorum. Karşı masamda alter ego'mla baş başa şarap içiyorum. Böyle, çünkü insan kendi kendine kaldığı zaman şeye eğilimleniyor. Hani böyle sürekli şort, tişört, zaten kimse yok, şıpıdık şıpıdık terlik giyeyim diye. O yüzden arada bazı akşamlar, mesela bu videodan sonra yapacağım gibi yine gereksiz erotizm güzel güzel giyiniyorum. Altına da bu ayakkabılarımı giyip böyle tık 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 tık, sanki bir, hatta hep şey diyorlar, birisi daha gelecek mi? Hayır diyorum. Tek başıma date'deyim. O yüzden kendinize date'lere sadece yalnız tatilinizde değil, gerçek hayatınızda da çıkmayı unutmayın. Sevgiliniz, kocanız varsa da bunu yapın. İnsanın kendi kendine güzel yerlere götürmesi, kendi düşünceyle baş başa, hiç kimseyle kavga etme riski olmadan, laf sokulmadan kendisine ve laf sokma ihtiyacı duymadan, hiç gerginlik yaşamadan, menüden canı ne istiyorsa, ay aroma çikolata bulaştı mı, dişinde roka kaldı mı demeden kendi kendine gönlünce yiyip içmesi dünyanın en güzel şeyi diyorum ve bu videonun da sonuna geliyorum. Eğer imkanınız varsa, yani maddi olarak, manevi imkanları hemen yaratın. Yalnız tatil korkulacak bir şey değil. Yalnız kalmayı insan yalnız kala kala öğreniyor. Ve yalnız kaldıkça o kadar güzel oluyor ki bir süre sonra gerçekten başka insanlarla görüşmek için zamanınızı kısıtlamaya başlıyorsunuz. İnsanları seçmeye, gerçekten bununla görüşmeye değer mi diye düşünmeye başlıyorsunuz. Ve o yüzden de kimseye
hayatınızdaki toksik ilişkilere sırf böyle yalnız kalmaktan korktuğunuz için eyvallah etmiyorsunuz. Gerçekten sizin hayatınıza güzel şeyler katan, yalnız olduğunuzdan bile daha iyi vakit geçirmenizi sağlayacak insanlarla sadece görüşmeye başlıyorsunuz. O yüzden eğer kendinizi seviyorsanız bence 3-5 kuruş atın kenara. İlla gidip otelde kalmanıza da gerek yok. Mesela şu an kaldığım yerin çadır alanı var. Gidin bir kampinge, gecesi 150 lira falan mesela buranın. Birkaç gece kalın, şöyle bir kendinizi dinleyin. Bakalım paşa gönlünüz ne istiyormuş, neler bekliyormuş bu hayattan. Bir öğrenin de gelin diyorum. Eğer bu videomu beğendiyseniz like etmeyi, Denizciğim çok beğendim ya ben bu kanalı, ne koysan izlerim diyorsanız kanalıma abone olmayı, sizin yalnızlıkla ya da yalnız tatile çıkarken yapılacaklarla ilgili önerileriniz varsa onları da yorum olarak aşağıya bırakabilirsiniz. Yerimiz bol, yorum bırakmak bedava. İnciniz mi dökülür, elinize taş mı değer be diyorum ve hepinizi eline taş değmek diye bir şey var mı emin olamadım ama inşallah vardır. Kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Güle güle.